Herkese tekrar merhaba. Bu videoda LGBTİ artı hareketinden bahsedeceğim. Ama öncelikle kısa bir tarihsel perspektif sunmak istiyorum. Günümüz anlamıyla LGBTİ hareketin temelleri 19. yüzyılda Berlin'de atıldı. Burada özellikle anmamız gereken isim Magnus Hirschfeld. Magnus Hirschfeld cinsellik alanında uzman bir doktordu ama sadece doktor olmanın ötesinde aynı zamanda bir aktivistti. Yaptığı çalışmalarla ikili cinsiyet algısını sorguladı. Eşcinselliğin yaygınlığını kanıtlamaya çalıştı. Ve toplumsal algıda eşcinselliğe ya da normativite dışındaki cinselliğe ve cinsiyet kimliklerine dair görüşlerin dönüşmesine yönelik çeşitli çalışmalar yaptı. Ve dahası ilk derneği kurdu. Bu yüzden de çok değerli bir isim. İlk dernekten kastım Wissenschaftliche Humanitäres Komite. Bu derneğin amacı Alman ceza hukukunda eşcinselliği cezalandıran 175. paragrafın kaldırılmasıydı. Bu amaçla kurulmuş bir dernekti. Maalesef ne Magnus Hirschfeld ne Magnus Hirschfeld'in arkadaşları bu maddenin kaldırılmasını göremediler. Hayatları bu maddenin kaldırılmasını görmeye yetmedi. Hatta sonrasındaki kuşaklar da, çoğu kuşak da göremeden öldüler. Çünkü 175. madde Alman ceza hukukunda 1990'lara kadar varlığını bir şekilde sürdürdü. Hatta 1940'lı yıllarda Naziler bu maddeyi daha da sertleştirdi. Bu Nazi Almanya'sında 175. madde yüzünden birçok eşcinsel toplama kamplarına gönderildi ve haklarını bu toplama kamplarında kaybettiler. Magnus Hirschfeld hayatını Fransa'ya sürgüne kaçarak kurtardı ve sürgünde öldü. Ve ne acayiptir ki Naziler başı ilk geçtiğinde ilk yaptıkları işlerden biri bu derneği yakmak, arşivlerini yakmaktı. Bu derneği yıkıp arşivlerini yakmaktı. Buradan anlayacağımız üzere aslında Nazi Almanyası Magnus Hirschfeld, Wissenschaftliche Humanitäres Komitenin yaptığı çalışmaların toplumsal hafızadan silinmesini istiyordu. Neyse ki çeşitli Magnus Hirschfeld'in yazdığı çeşitli kitaplar günümüze kadar gelebildi. Bu sayede bu dönemin, o dönem atılan temellerin, o dönem atılan adımların değeri hakkında konuşabiliyoruz. Bir diğer önemli dönüm noktası Stonewall ayaklanması. Stonewall ayaklanması 28 Haziran 1969'da New York'taki Stonewall Inn isimli bir barda gerçekleşti. O dönem 1960'lı yıllarda polis eşcinsel ve transların toplandığı, bir araya geldiği barlara düzenli aralıklarla baskın düzenliyor ve her baskında da insanları tutukluyordu. Ve daha önce insanlar buna pek seslerini çıkarmazken ilk kez 28 Haziran 1969'da özellikle trans kadınların öncülüğünde insanlar polise karşı ayaklanmaya başlıyorlar. Hatta Stonewall Inn barını ateşe veriyorlar. Çok kısa bir sürede başka insanlar da bu eyleme ayaklanmaya katılıyor. Derken kitlesel bir eyleme dönüşüyor bu. Ve sadece LGBTİ artı insanlar değil, aynı zamanda diğer muhalif gruplarda bu eylemlere katılarak kitlesel bir ayaklanmaya dönüşüyor bu. Ve aradan bir yıl geçtikten sonra tekrar o gün insanlar Stonewall ayaklanmasını kutlamak için bir araya geliyorlar. Derken bu her yıl düzenlenen bir etkinliğe dönüşüyor. Ve aslında Türkiye'de Onur Haftası olarak kutlanan şey Stonewall ayaklanmasının anılması.
Haziran'ın her ayın her Haziran ayının son haftasında Türkiye'de Onur Haftası düzenleniyor ve Onur Yürüyüşü düzenleniyordu. Maalesef artık düzenlenemiyor. Tabii bu dönem Stonewall ayaklanmasının gerçekleşmesi biraz tesadüf değil. Çünkü 60'ların sonundaki o atmosferi, o dönemin ruhunu yansıtıyor Stonewall ayaklanması. O dönem bir yandan feministler, bir yandan öğrenci hareketi, bir yandan 68 kuşağı, siyah özgürlük hareketi, bütün bunlar o politik alanda seslerini duyurmayı başarmışlar. Bütün bu muhalif hareketler uzun bir süredir zaten eşcinseller ve translar arasında sıranın aslında LGBTİ'ye geldiğine dair zaten 60'lı yıllarda da tartışmalar vardı. Ancak 28 Haziran 1969'da bu tartışmalar eyleme dökülebildi. Özellikle anmamız gereken bir diğer isim Marsha P. Johnson. Burada sağ üst köşede Marsha P. Johnson'ın fotoğrafını görüyoruz. Marsha P. Johnson gerek ayaklanmada gerek ayaklanma sonrasındaki kurulan ilk inisiyatiflerde çok önemli bir rol üstlenmiş bir aktivist. Marsha P. Johnson gibi başka trans aktivistler de özellikle ayaklanmada ön safhalarda polise karşı mücadele verdiler. Ama maalesef biraz zaman içinde bu tarih unutturuldu. Biraz da aslında unutulmasının nedeni özellikle eşcinsel hareketin Stonewall'u benimsemesi ve transların üstlendiği rol hakkında daha az konuşmalarıydı ve bunun unutulmasıydı. Özellikle son dönemde aktivistlerin ve akademisyenlerin yaptığı çeşitli çalışmalar sayesinde Marsha P. Johnson gibi önemli isimlerini daha fazla duyar olduk. Bu nedenle aslında 70'lerden itibaren özellikle ana akım eşcinsel hareketinin izlediği çizgiyi normativiteye karşıyken normalleşen bir hareket olarak özetleyebiliriz. 70'li yıllarda örneğin ilk kurulan inisiyatifler din, devlet, kapitalizm ya da evlilik gibi kurumlara ve normlara karşı bir duruş sergiliyorlardı. Bu karşı duruş biraz zaman içinde unutuldu. Biraz sesi kısıldı. Özellikle son dönemde ana akım eşcinsel hareketin örneğin kapitalizmle kurduğu göbek bağını düşününce ya da işte evlilik hakkı mücadelelerini düşününce aslında bunun biraz bu ilk kuruluştaki o ilk inisiyatiflerin o amaçlarının biraz kaybolduğunu görüyoruz. Öte yandan işte coming out, açılmak, kimliğini açıklamak gibi mevzular 70'li yıllardan itibaren LGBTİ hareketin önemli omurgalarından biri haline geliyor. Ama coming out, açılma mevzusu hakkında biraz son dönemde farklı perspektifler de var. Bunun aslında bir batılı perspektif olduğunu söyleyen aktivistler ve teorisyenler var. Biraz o işte Michel Foucault'un bahsettiği kilise hukukunu da biraz yansıtıyor bu coming out işte. Kilise insanlar gidip günahlarını aramaya çalışırken, arzularını itiraf ederken aslında cinselliklerine dair bir takım isimler bulmaları gerekiyordu. Cinselliklerini adlandırmaları gerekiyordu. Coming out'un bu açılma, itiraf etme mevzusunun aslında bunun biraz yansıması olduğuna dair bir takım görüşler var. Bahsettiğim gibi siz erkek ve kadınlar, işte gayler ve lezbiyenler zaman içinde 70'li yıllardan itibaren harekette daha fazla yer edinir oldular. Sesleri daha fazla duyulur oldu özellikle eşcinsel erkeklerin. Bu da aslında LGBTİ hareketin içinde de bir takım ayrımcılığın
ve eşitsizliğin önünü açtı. Elbette ki LGBTİ hareketi tıpkı diğer hareketlerde de olduğu gibi ayrımcılık süreçlerinden arınmış bir hareket değil. Irkçılık ya da transfobi eşcinseller arasında da var maalesef ki. Ve biraz da bundan dolayı hareket içinde de farklı görüşler var ve hareket yani özellikle ana akım hareket de dair de bu yüzden çeşitli eleştiriler yükseliyor özellikle son dönemde. Bir diğer önemli anılması gereken kırılma anı AIDS kriziydi 80'li yıllarda. Ancak çok enteresan ki 1980'lerin ortasında eşcinsellik AIDS krizi esnasında patolojikleştirilirken özellikle HIV aktivistlerinin yaptığı çalışmalar, lobi ve sponsorluk çalışmaları sayesinde aktivistler kendilerini bir anda politikacılarla ve para veren kuruluşlarla konuşurken buluverdiler. Ve kimi tarihçilere göre aslında bu süreç işte bu iktidarla yüzleşme, konuşma, hesaplaşma, birlikte iş yapma süreci hareketin normalleşmesinin önünü açtı. Ve dahası daha az radikal olan söylemlerin benimsenmesinin önünü açtı. İşte politikacılarla konuşurken, para veren kuruluşlarla konuşurken aktivistler artık öyle eskisi gibi radikal bir biçimde evlilik karşıtı, kapitalist karşıtı politikalar sürdüremez hale geldiler. Türkiye'deki başlangıçlardan bahsetmemiz gerekirken, bilerek çoğul bir şekilde Türkiye'deki başlangıçlar diyorum ama Türkiye'deki başlangıç demiyorum. Çünkü henüz bu konuda bir hem fikir insanlar, aktivistler ve akademisyenler henüz hemfikir değil. Ama benim kendi yaptığım arşiv çalışmasından çıkardığım sonuç 1987'deki açlık grevinin aslında önemli bir kırılma anı oluşturduğunu, hatta başlangıç oluşturduğunu gösteriyor. İşte o dönem özellikle trans kadınlar polis baskınlarına karşı seslerini yükseltmek için ve çalışma hakkı edinmek için açlık grevi düzenliyorlar ve bu açlık grevi hakikaten ses getiriyor. Gerek medyada, gerek tartışmalarda, toplumsal alanda ses getiriyor. İşte ardından Taksim'de bir eylem düzenleniyor. Sağdaki fotoğraf Taksim'deki eyleme dair. Ve burada ilk kez 80'lerin sonunda ilk kez medyada trans kadınları, eşcinselleri birer politik özne olarak görüyoruz. Daha önce patolojikleştirilirken, kriminalleştirilirken, burada ilk kez taleplerini formüle ederken, aktivizm yaparken görüyoruz. Bu yüzden bu açlık grevi Türkiye'deki tarih için önemli bir dönüm noktası. Bir diğer önemli dönüm noktası 1993 yılında İstanbul'da düzenlenmek istenen Onur Haftası ve Onur Yürüyüşü. Burada solda gördüğünüz üzere İstanbul 1993 Christopher Street Stonewall Inn bulunduğu sokağın ismi New York'ta. Ve Almanya'da örneğin Onur yürüyüşü ya da Onur günü yerine Christopher Street Day deniliyor. Ve sağda da göreceğiniz üzere Türkiye'deki medya aslında bu etkinliğe epey bir ilgi gösterdi 1993 yılında. İşte Uluslararası Eşcinsel Kongresi şeklinde haber yapıldı bu konuyla ilgili ve özellikle benim için Almanya'da yaşayan ve Almanya'da göç ve diaspora üzerine de çalışan bir akademisyen için bu tarihin bir de şöyle bir ilginç yanı var. Almanya'dan, Berlin'den çeşitli aktivistler kalkıp İstanbul'daki Onur Haftası'nı desteklemek için İstanbul'a uçuyorlar.
Ve aslında bu İstanbul olan geziyi düzenleyen aktivistlerin arasında, hatta bu geziyi düzenleyen aktivistler aslında Şuurla International adıyla anılan derneğin üyeleri. Bu dernek işte Almanya'da ırkçılığı, diaspora, göç mevzularının ilk kez böyle konu edinen LGBT dernekleri, ilk de LGBT derneklerinden biri. Ve burada da diasporadan aktivistleri görüyoruz. Belli ki bu olay medya için o dönem önemli bir gündemmiş ki Hürriyet bir muhabir yollamış. Sağ fotoğrafta da göreceğiniz üzere. İstanbul Atatürk Havalimanı'na bir muhabir yollamış ve orada gelen aktivistlerin fotoğrafını çekmiş. Özür dilerim. İstanbul Valiliği çok da şaşırtmayacak bu haber bizi. İstanbul Valiliği Onur Haftası'nın düzenlenmesini yasaklıyor. Ve bu yasağa tepki olarak da Lambda İstanbul kuruluyor. Lambda İstanbul ve Kaos GL Türkiye'de çok uzun bir dönem, özellikle 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda iki dernek olarak LGBTİ hareketi de öncülük yaptılar. Sonradan birçok başka dernek de kuruldu ama Kaos GL ve Lambda İstanbul, Kaos GL Ankara'da, Lambda İstanbul İstanbul'da uzun bir süre tek derneklerdi, tek oluşumlardı. Sonra, çok sonra Lambda İstanbul Onur yürüyüşünün tekrar düzenlenmesi, hatta hayata geçirilmesinde öncülük etti. Maalesef artık son dönemde biraz da finansal baskılardan dolayı, finansal zorluklardan dolayı artık varlığını sürdürmüyor diye biliyorum Lambda İstanbul. Ama Kaos GL halen varlığını sürdürüyor ve Kaos GL dergisi Türkiye'deki en eski LGBT temalı, aralıksız bir şekilde basılan en uzun soluklu dergi özelliğine sahip. Bir diğer önemli dönüm noktası elbette ki gezi eylemleriydi. Gezi eylemlerinde LGBTİ aktivistler eylemlerin başlangıcından itibaren yer aldılar. Park istilasında da bu dönüm noktasını çok akıllıca bir şekilde LGBTİ aktivistler kullandılar. Çünkü parkta sadece LGBTİ artı aktivistler değil, diğer muhalif kesimden gruplar, inisiyatifler de yer alıyordu. Bu bir aradalığı LGBTİ artı aktivistler diğer muhalif kesimlerle diyalog kurmak için ve LGBTİ mevzusunu diğer kesimlere de anlatmak için çok iyi bir şekilde kullandılar. Ve nitekim gezi eylemlerinden sonra özellikle muhalif kesimler arasında bir söylemsel dönüşümün gerçekleştiğini gözlemliyoruz. İşte eskiden yani çok iyi hatırlıyorum ben de. 2000'li yıllarda hatta çeşitli sol kesimler için LGBTİ artı mevzusu ciddi bir mevzu olarak görülmezken biraz aslında işte gezi eylemlerinde işte trans kadınların polise karşı sürdürdükleri o mücadeleyi gören diğer solcu kesimler biraz LGBTİ hakkında hep varsaydıkları bir takım aslında homofobik ve transfobik görüşleri sorgulamaya başladılar. Ve sonrasında da gözlemlediğimiz üzere sonraki onun yürüyüşlerine sadece LGBTİ aktivistler değil, toplumun birçok kesiminden insan katıldı. Bu dönüm noktası da aslında
politikanın da LGBTİ hareketini tekrar ciddiye alması ve gündemine almasının da önünü açtı. Sonraki seçimlerde gerek CHP gerek HDP parti gündemine soktu LGBTİ haklarını. Ben bunu biraz gezi eylemlerinden sonra gelen dönüşümün bir parçası olarak görüyorum. Ve LGBTİ hareketinin şu an günümüzde yaşanan baskısı da aslında muhalif partiler tarafından bu hareketin bu kadar benimsenmesiyle de alakalı olabilir. İlk kez gezi eylemlerinden sonra iktidar aslında LGBTİ artı hareketinin gücünü gördü. Bunun aslında bir politik bir mücadele olduğunu gördü ve daha fazla İstanbul'un ortasında daha fazla binlerce, on binlerce insanı bir araya gelerek onur yürüyüşünü kutlamalarını göz yummak istemedi AKP sonrasında. Biraz bütün bu süreci gezi eylemlerinden sonra gelen o dönüşümle incelemek gerektiğini düşünüyorum. Son olarak belki özetlemek adına nedir temel talepleri, LGBTİ hareketin temel talepleri? Öncelikle en başından beri halen çok temel bir şekilde bu hedef gösteriliyor. Ayrımcılığı önleyen maddelere cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinin ibarelerinin eklenmesi isteniliyor. Özellikle onur yürüyüşünün yasaklanmasından itibaren toplanma ve eylem yapabilme hakkını savunmaya başladı LGBTİ artı hareketi. Eğitim, medya, politikada daha fazla görünürlük ve nefret cinayetlerini önleyen düzenlemelerin yapılması gibi talepler belli başlı temel talepler arasında. Teşekkür ederim.